İnna Allaha basirun bil ibad. Eûzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî erselle rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselam ala men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve ala âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayr ve la asîran. Bilmem en efdalü'l kitâbi kitâbullah. Ve efdalü'l hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal bakhilun bakhilun nas bisselam. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itaat dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erbaı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bakhilun nasi. İnsanların cimrisi, bakhili şu adamdır. Biz selami. Selama cimrilik eden adamdır. İnsanların en cimrisi, en cimrilerinden birisi selam vermeyen adamdır. Selamı esirgeyendir. Evet. Selam vermekte bir külfet yok. Yorulmak yok, terlemek yok. Bu selam vermeyen adam, buna cimrilik yapan adam daha zor işlere haydi haydi cimrilik yapar. Selam vermek lazım. Buyuruyor Peygamberimiz Allahu sellem, selamı yaymak lazım. Bu gibi şeylerden, selam vermemekten uzak durmak lazım. Biliyorsunuz selam vermek Kur'an-ı Azimüşşan'da da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de efşü selame beynekum, aranızda müminler arasında selamı yayın. Girerken, çıkarken, otururken, kalkarken, yolda karşılaştığınızda selam verin birbirinize. Her taraf selam olsun. Selamı yayın. Kur'an-ı Kerim'de de اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا. Selam verdiğiniz zaman en güzel şekilde selam verin. Size selam verildiğinde siz ondan daha güzeliyle mukabelede bulunun. Evet, selam vermek Müslümanın diğer Müslümana görevlerinden birisi. Ne demek selam? Bir kere sen benden korkma. Ben tehlikeli değilim senin için. Zarar vermeyeceğim. Bunu kesin bil. Benden güven içinde ol. Rahat ol. Benden korkma, ürkme. İki cihanda da selamette ol. Dünyada da başın ağrımasın, sıkıntı görmeyesin, belaya musibete uğramayasın, başkaları sana zarar veremesin. Ahirette de selamette ol, cennete gir, cennette ol demektir. Bu müminlere olur, bu dua müminlere olur. Kafirlere selam verilmez. Neden? Arz ettim manasını. Kur'an-ı Kerim'de ulaike lehum la halaka lehum, ulaike la halaka lehum. Kafirlerin, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenlerin, Allah bir dese bile, Allah'a inansa bile Muhammed Resulullah demeyenlerin, Kur'an'a göre bunlar kafirdir. Ehli kitap ne olursa olsun,
La ilahe illallah demiş, Muhammed Resulullah dememiş. Kafirdir Kur'an'a göre. Kafirlerin de ahirette hiçbir nasibi yoktur. Ulaike la halaka lehum. Hiçbir nasipleri yoktur. Çalışırsa dünyada Allah karşılığını verir. Allah adildir. Onun çalışmasının karşılığını kesmez. Onun için kafirler, yani Muhammed Resulullah demeyenler, Yahudiler, Avrupalılar bizden ileri. Halbuki Allah kafirleri sevmez. İnna Allah la yuhibbul kafirin. Kur'an'da ayet bunlar. Sevmediği halde onlar niye ileri gitmiş? Evet, biz tembel tembel uyurken onlar çalıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rızıklar erken dağılır, seherde dağılır, sabah namazına dağılır buyuruyor. Biz sabah namazına kalkmıyoruz. Üstümüze güneş doğuyor. Efendimiz buyuruyor ki, üzerine güneş doğan adamın bele fi üzünehi şeytanı, şeytan iki kulağına da işer. Şeytanın kulağına işediği adamın hiç iyiliği olur mu? Evet. Huzursuz olur, ailesinle kavga eder, oğlunla kızınla kavga eder, dükkandakilerle kavga eder. Akşama kadar o işi perişandır. Çünkü şeytan kulağına işemiştir. Rızıklar da erken dağılır. Kim erken kalkarsa o kazanır. Efendimizin hadisleri bunlar. Bekkiru feinne fil bekre berake. Erken kalkın, erken kalkmakta bereket vardır. Efendimizin hadisi bu efendim. Onun için kazanamıyorum diyorsan erken kalk arkadaş. Dua et arkadaş. Erken kalk bir kere. Erken kalk, dua et. İlim sahibi olmak istiyorsan erken kalk arkadaş. İlim sahibi olmak isteyen de böyle. Diğer konularda da ileri gitmek istiyorsan rızıklar erken dağıtılır. Erken kalk. Üstüne güneş doğdurma. Namazını ihmal etme, sabah namazını. Şimdi biz böyle tembeliz. Üstümüze güneş doğuyor. Ama Avrupalı erkenden işe gidiyor. Ben Avrupa'da kaç kere uçak kaçırdım. Bizim burada alışmışız ya, saat 4'te 5'te yollar bomboş olur değil mi? Onu kafamda olduğu için geç çıktık evden. Bir baktık ki yollar full, trafik dolu. Neden? Herkes işe gidiyor. Herkes işe gidiyor. Erken kalkıyorlar. Uçak kaçırdım. Amerika'da erkenden Manhattan'a gittim. O gökdelenler uçurdular ya hani bir zaman. Ona çıkmak için göreyim. Ben üniversitede ders okuyorum. Dünyadan haberim olması lazım. Geç erken gittim ki Temmuz ayında oradaki adamlarda edep haya yok. Ben de böyleyim işte, sakallı bir hocayım. Onların arasında olmak istemedim. Hayvanlar onlardan daha kıskanç. Öyle. Onlar görmemek için erken gittim. Temmuz ayında. O gökdelenin dibindeki parkta namaz kıldım. Sabah namazını. Yanımda oğlum da var. Ailelerimiz var. Selam verdim. O Manhattan'ın karşısında New Jersey vardır. Orası Yahudi zenginlerinin mahallesidir. Oradan selam verince sabahleyin saat 4'te bir yat geldi. Yattan siyah silindirli şapkalı, zülüflü, göbeğine kadar sakallı, smokinli, beyaz siyah çizgili pantolon giymiş adamlar inmeye başladı. Bunlar kim dedim yanında olan oğlana. Bunlar dedi, bu gökdelenlerin sahibi, dünyanın en zengin adamları. Dikkatinizi çekiyorum. Sabahleyin dünyanın en zengin adamı 4'te işbaşı yapıyor. Resulullah ne diyor? Erken kalkana Allah çok verir diyor. Onun için zengin olmuşlar adamlar. Zengin olunca da paranın açmadığı kapı var mı? Parayı cebine koyduktan sonra şu işimi şöyle yapmazsan kredini keserim ha diyor. Dünyayı böyle parmağında oynatıyor o adam. Evet, ondan sonra sen el açıyorsun.
Bir Müslümanın kafire el açması zillettir, haramdır. Sen neden bir numara olmadın? Allah öyle istiyor. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûn şühedâ alennâs. Ey ümmeti Muhammed, siz insanlara örnek millet olacaksınız. Bir numara olacaksınız. Öyle diyor. Şühedâ alennâs. İnsanlar bakacaklar, ilmi sizden öğrenecekler, parayı sizden alacaklar, çalışkanlığı sizden alacaklar, ilmi, diğer hususları ne olursa olsun örnek olacaklar sizi. Öyle olacaksınız diyor Allah. Vasat ümmet bu demek. Devletin resmi tefsirine bakabilirsiniz. Vasat ümmet bu demek. Sizin örneğiniz kim olacak? Ve yekûn rasûl aleyküm şehîde. Siz de Muhammed Mustafa'yı örnek alacaksınız. Evet. Böyle dediği halde biz çalışmıyoruz, yatıyoruz. Yahudi Allah sevmez. Hristiyan Allah sevmez. Çünkü Muhammed Resulullah demiyor. Ama dörtte işbaşı yapıyor. Gözümle gördüm. Sen de Avrupa'da görebilirsin. Erken rızıklar dağıtılıyor. O da rızıkları alıyor. Sen uyuyorsun. Sana hava kalıyor. Ondan sonra bana döviz ver abi. Döviz ver beyefendi. Mesih diyorsun. El açmak zillettir. Hayır diyor Allah. Siz, size onlar el açacak. Siz erken kalkıp çalışkan olacaksınız. Bir numara olacaksınız. Onlar el açacak. Ama böyle değil biliyorsunuz. Onun için bir namazdan hesap vermeyeceğiz. Bundan dolayı da hesap vereceğiz. Evet, bundan dolayı da hesap vereceğiz. Şimdi selamı vermezse insanlar cimrinin cimrisidir. Salavat getirmeyenler de cimrinin cimrisidir. Başka hadiste de öyle var. Ama onlara selam veremeyiz. Çünkü Allah onlara çalıştıklarının karşılığını dünyada veriyor, zengin oluyorlar. Ahirette hiç nasipleri yok. Halbuki selamın manası ahirette de yaşayasın, selamette olasın, cennetin içinde olasın demek selam. Halbuki Allah diyor ki onların la halâke lehum, hiçbir nasipleri yok öbür tarafta. Bu tarafta erken çalıştıkları için, çok çalıştıkları için dünyalığı veriyorum, zengin ediyorum, ama öbür tarafta ona hiçbir nasipleri yok. Onun için kafire selam verilmez. Müslümana selam verilir, mümine selam verilir. Onunla karşılaştın mı bonjour diyeceksin, günaydın, guten tag diyeceksin, good morning diyeceksin, günaydın, tamam. Ama selam veremezsin. Selam veremezsin, yasak, haram. Allah'ın dediğinin aksini söylüyorsun çünkü. Selam Müslümana verilir. Kim kime selam verir? Küçük büyüğe selam verir. Edep yahu! Küçük büyüğe selam verir. Az çoğa selam verir. Duruyor adam, geçen durana selam verir. Geçen durana selam verir. Tabii talebe hocaya selam verir. Evlat babasına selam verir. Edep budur, saygı budur. Evet. Selam vermek, Esselamu aleyküm. En azı bu. Veya daha güzel olsun diyorsan Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Daha güzel olsun diyorsan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Selam, rahmet, bereket sana olsun. Hocam, karşımda bir kişi var. Küm siz demek. Bir kişiye siz denir mi? Çoğul Arapçada. Hayır, o Müslümana selam verirken tüm Müslümanlar kastedeceksin. Hem o hem de tüm Müslümanlar, yani insan Müslümanları, cinlerin Müslümanları, hepsine selam olsun diyeceksin. Karşında kadın varsa bile Esselamu aleyküm diyeceksin. Kadına böyle denmez Arapça kuralına göre. Esselamu aleyki tekse, Esselamu aleykünne demesi lazım. Onlara da Esselamu aleyküm dersin. Siz ona Selamun aleyküm diyorsun. Eyvallah, kabul. Neden? Sadece o kadına değil ki, diğer müminlere de, mümin erkeklere de, cinlere de selam veriyoruz. Onun için Selamun aleyküm diyoruz. En güzeli Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi böyle selam verildiği zaman karşı tarafın, bu selam vermek sünnet.
Müslümanın Müslümana görevlerinden, Müslümanın Müslümanın da hakları vardır. Biz de selam vermek, karşılaştığı zaman karşı tarafın selam alması farzdır. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Siz ne yapıyorsunuz? Aleykümselam. Yanlış. Ve aleykümselam. Ve'yi ilave edeceksin. Ve aleykümselam demezsen, ve'yi ilave etmezsen, benim selamete ihtiyacım yok, senin olsun anlamına geliyor. Hasan Basri Çağatay hocamızın rahmetullahi aleyh'in tefsirine bakabilirsiniz. Elmalı hocanın tefsirine, bu ayetin tefsirine bakabilirsiniz. Söylediğimi orada bulacaksınız. Aleykümselam yaygın. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu dersek aliyyül ala olur. Güzel olur. Evet. Selam ezan okurken verilmez. Ezan dinlemek selamdan önce gelir. Müezzin ezan okurken ne derse bize diyeceğiz. Peygamberimizin emri var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber değil. Müezzinler böyle diyor. Peygamberimizin hadisine aykırı. Benden söylemesi. Sen uyarsın uymazsın. El ezanu cezmün vel ikametu cezmün. Hadis-i şeriftir. Bakın hadis kitaplarına. Ezan tutarlı cezimli okunur. Kâmet tutarlı cezimli okunur. Peygamberin hadisi bu beyefendi. Ama Allahu Ekber, Allahu Ekber değil. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peygamberin sünneti bu. Siz de öyle diyeceksiniz. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh, la havle ve la kuvvete illa billah. Hayya alel felâh, la havle ve la kuvvete illa billah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sen de Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyeceksin. Sabah namazında as-salatu hayru minennam demek de peygamberimizin emridir. As-salatu hayru minennam, namaz uykudan hayırlıdır. Sadakta ve berirte. Doğru söyledin, gerçek söyledin diyeceğiz. Bu peygamberimizin sünnetidir. Ondan sonra da ezan bitince Allahümme Rabbe hazi davveti tammeti ve salatil qaime eti Muhammedil vesileti vel fadile ve derecetir rafi'a ve bu'as-ı makaman mahmuden illezi vaatta inneke la tuhlil mi'at dersen hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Ezanı dinledin, katıldın, sonunda bu duayı ettiysen Efendimiz öyle buyuruyor. Şefaatim onu anamın sütü gibi helal olsun diyor. Sen de o güzel Muhammed'e inanan adamsın. Bu müjdeyi ne kaçırıyorsun? Evet, şimdi elhamdülillah camilerde okutuyorlar. Güzel bir şey. Şeyde de, dışarıda da duydun mu? Allah'ım Rabbe hez ezen duasını okuyacaksın. Ama hocam ben tuvaletteyim. Yok. Tuvalette ezan okunmaz. Tuvalette böyle şeyler söylenmez. Orada susacaksın. Banyo yapıyorum. Yok, orada söylenmez. E meyhanede şarap içeceğin de olur mu ya? Ha. Şimdi selam vermek, vermesi cimri diyor. Ezan okurken ezanı dinlemek, ona katılmaktan geldik buraya. Gerekli olduğu için ezan okuyan, ezan okurken selam verilmez. Onu dinleyeceğiz. Katılacağız. Ama hutbe okunurken ezan okunuyor ya hoca, oturunca o ezana katılmayacaksın. Neden hoca katıldı, hutbeye oturdu? Hoca çıktı hutbeye oturdu, hutbe başladı. Hutbe başlayınca ayet hadis okuyor orada, başladı hutbe. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sus, dinle, Allah'ın emri bu. Orada da amin derseniz, fakat laga, treni kaçırdın, lüzumsuz laf ettin, sevabı kaçırdın. Laga bu demek, lağv ettin. Peygamber sözü bu. Yerinde katılacaksın dışarıda. Ama hutbe okurken ezana katılmak yok. Bunu hiç kaçırın, şey etmeyin, unutmayın. İç ezan okunuyor ya, ezana katılmak iyiymiş diye adet olmuş.
Duruyor duruyor, la ilahe illallah deyince herkes öyle dur, yanlış yaptın. Hutbede hoca oturmuş, hutbe başlamış. Orada katılmayacaksın, susacaksın. Orada ezan duası yapmayacaksın, hutbenin geri orası. Hutbeyi de dinleyeceksin. Sus desen sen de kaybedersin. Böyle namaz kılıyormuş gibi oturacaksın. Kur'an okurken selam verilmez. Sabahtan biz bir camideydik. Beni çok seviyor. Gelmiş adam arkadan ezan okuyor. Selamünaleyküm. Ezan okunuyordum. Vermiyorum. Cevabını vermiyorum. Ezan okuyun öğrensin diye ya. Şimdi canı sıkıldı ama öğrensin diye sert davrandım ona. Aklından çıkmasın diye. Ezan okurken selam verilmez. Dinleyeceğiz. Kur'an okurken selam verilmez. Kur'an dinlemek. Öyle diyor Allah. Kur'an okundu mu susun dinleyin diyor. Sen de selam veriyorsun ya. Olur mu? Kur'an okurken selam verilmez. Yemek yiyen adama selam verilmez. Ağzında yemek var ya, olur mu ya? Ayıp değil mi ya? Ağzında yemek var adam, meşgul adam. Abdest alan adama selam verilmez. İşi var adam, dua edecek ya. Yüzünü yıkarken yüzümü nurlandır. Kolunu yıkarken kitabımı sağımdan ver. Solumdan verme. Ayağını yıkarken ayağımı Sırat Köprüsü'ne kaydırma. Ya Rabbi dua edecek adam. Sen ona selam veriyorsun. Selam almak farz. Onu şaşırtıyorsun. Siz böyle durumu almayacaksınız. Bitirince alacaksınız. Ve aleyküm selam. Bitirince alacaksınız. Evet, tuvalette olan adama selam verilmez. İçki masasında adama selam verilmiyor ya. Çok iyi yapıyorsun. Bir anda aziz olasın der. Olur mu ya? Haram işleyen adama selam verilmez. İmanla oynarsınız. Öyle basit değil. İmanla oynarsınız. Evet, selam konusu böyle önemli. Selam ağalar. Selam değil. O senin kendine has bir şeyin. Müslümanın selamı selamün aleyküm. Evet. Esselamu aleyküm. Veya esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Kahveye gidiyor şimdi. Gidiyorsunuz. Yani illa siz gidiyorsunuz demiyorum. Herkes düşeş, düşeş. Sen de selamünaleyküm. Verilmez. Kağıt oynamak domuzun karnına kafanızı sokmak gibidir diyor. Pis bir şey. Hele bir de çayına kahvesine kim yenilirse çayına kahvesi dedim kumar olur. Kumar oynayan adama selam verilir mi ya? Ama şimdi bunlar hep yapıyor bilgisiz. Selam, selam. Yok, olmaz. Selam, esselamu aleyküm. Oyun oynaya selam verilmez. Yanlış iş yapıyor yahu. Selam verilmez. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, selamı böyle dikkat ederek güzel şekilde kıskanmayın. Geldik buraya, selamun aleyküm. Cemaatten bir kişi alsa ve aleyküm selam, tamam. Herkes kurtulur, farz ya. Hepsi ve aleyküm, eyvallah bir şey demedik. Hepiniz ve aleyküm selam diyebilirsiniz. Ama camide o hocam gürültü oluyor. İyi ve aleyküm selam bir kişi desin. Bir meclise geldiniz selamün aleyküm. Ve aleyküm selam bir kişi ise kurtulur. Evet, almak farz. Vermek sünnet. Evet, uykusuz durumlarda selam vermeyeceksiniz. Sükut geçeceksiniz. Dinimizin emri bu. Evet, bu selama önem vereceğiz. Yaygınlaştıracağız. Selamünaleyküm. Adam şimdi geldi selam verdi. Giderken yine selam verecek. Esselamünaleyküm. Yine selam verecek. Girerken, çıkarken pozisyon değiştirdiniz. Bahçede adama selam verdiniz. Siz orada iki laf ederken adam içeride. O selam verdiğiniz adam. Geldiniz içeride bir daha ona selam vereceksiniz. Pozisyon durum değiştikçe içeride selam, dışarıda selam. Selamı yayın. Cimrilik yapmayın. İnsanların en cimrisi selamda cimrilik yapandır. Şimdi okudum. Bakhilun. Cimridir o adam. Ennâsı insanların cimrisidir. Evet. Biz selami. Evet. Selamda cimrilik adam cimrinin ta kendisidir. Buyuruyor. Güzel Peygamberimiz Enes radıyallahu anh bunu nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bakhiru buyutekum
Efendimiz buyuruyor. Evlerinizi buhurlandırın. Buhur, güzel koku. Evlerinizde buhur yakın. Buhur koyun. Buhur koyun. Mescitlere buhur koyun. Evlere buhur koyun. Bunlar hem insanların hoşuna gider güzel koku, hem de bu camide hocam burada var işte 100-200 kişi. Cami dolu. Görmüyorsun sen. Orada melekler dinliyor. Cami boş kalır mı ya hiç? Evet, öyle diyor bak. Lennel buhur fil mesacit. Camilerde güzel koku, buhur, danlık yapmak. Vel buyut evlerde ziyafetun lil melaike. Oradaki meleklere ziyafettir. Onlar da güzel kokudan hoşlanıyorlar. Bizim gözümüz görmüyor ama onlar var. Evet, camide orada melekler var. Onlara ziyafettir. Evet. Gene bir hadis-i şerifte tuhfetül melaike, meleklere ikram, tecmirül mesacit, mescitlere güzel koku, buhurdanlık koymaktır. Güzel koklamaktır. Evet. Şimdi 1980 ihtilalinde ben Fransa'daydım. Yaz, yazın cuma namazıydı. Şeyden geldim, dışarıdan bir girdim camiye. Millet susamış, bir şeyler öğrenmek istiyor. Ta uzaklardan gelmişler. Böyle kocaman cami var mı orada? Yok. Bir yeri kiralamışlar. Bodrum katında. Oradaki Müslümanlar. Bir üstüne yaz günü. Bir üstüne olunca adam terlemez mi? Nasıl kokuyor ter değil mi? Buhur koyun diyor bak Peygamberimiz. Buhur koyun. Kokulandırın da demesin Müslümanlar. Cami pis kokuyor demesin. O koktu, çikin koktu diye gelmez camiye. Güzel kokular koyun. Evlere de böyle. Güzel koku koyun. Ne gibi? Evet, burada söylemiş. Bahiru buyutekum billiban ve şih vel mürre ve sa'ter. Günlük. Biliyorsunuz günlüğü. Evde hanımlar bilir. Günlük, yavşak, kekik, gelin çiçeği gibi güzel kokularla camilerinizi, evlerinizi kokulandırın. Güzel koksun. İnsanın içi açılsın. İğrenmesin. İğrenmesin. Biliyorsunuz buhur yakarlar. Ne güzel kokar. İşte bu hadise dayanır. Adet Anadolu adettir. Türkiye'mizde adettir. Bu hadise dayanır. Güzel koksun burnun adam iğrenmesin. Güzel kokmazsa camiye gelme diyor değil mi? Sarımsak yersen diyor. Millet iğrendirirsin gelme diyor. Melekleri eziyet edersin gelme camiye yaklaşma diyor. Evet adam gelmiş dışarıdan hava sıcak. Buhur koyun, güzel koku koyun da burunlara çikin kokular gelmesin. Hatırınıza olsun. Siz de o buhurlar siz alın canım. Koyun camiye. Müezzin oraya yaksın, koysun. Güzel koksun cami. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Evlere de, camilere de. Bu hadis-i şerifi Beyhaki Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bidumü ayneyk. Evet. Fe inne aynen beket min haşyetillah la te'külühen nar. Şimdi Peygamberimiz ayrı bir hadis bu. Bir adam gelmiş sahabeden bir adam. Peygamberi görenlere sahabi denir. Çok mübarek insanlardır. Peygamber görmek insanın derecesini hemen yükseltiyor. Allah bize de cenneti görmeyi nasip etsin. Dünyada göçtü gitti ama ahirette de Allah cennete girmek, orada peygamberi görmek mümkün, konuşmak mümkün. Öyle ama Allah cennete girenlere, cehennemdekilere değil. Allah bize onu nasip etsin. Evet efendim,
Demiş ki adam, ya Resulallah, cenneti ballandıra ballandıra anlattın, ne kadar güzel dedin. Cehennemi de işte yakıyor, insanlar yanıyor. Odunu yakarsan ne kalır yerinde? Kömür. İnsanlar kömür oluyor. Tekrar diriltiyor Allah. Bir daha canını yakmak için. Kimi? Kafirleri. Bir daha yanıyor, kömür oluyor. Bir daha diriltiyor Allah. Kıyamete kadar böyle eziyet edecek onları hala. Ebediyen eziyet edilecek. Hala kıyamete kadar bu görülüyor. Kıyametten sonra da ebediyen böyle eziyet görecekler. Ama Müslümanlardan tembel olanlar, karıştıranlar inkar etmemiş ama sınıfta kalmış. Şefaate uğramamış, affa uğramamış olanlar da cehenneme girdiyse bir kere diyor yanacaklar, kömür olacaklar. Kömür ateşten yansa ne olur değil mi? Odunun yanması başka, dalın yanması başka, etin yanması başka, kömürün yanması başka. Onlar kömür olurlar acıyı çekmesin diye. Çıkıncaya kadar süresi, hapis süresi doluncaya kadar öyle kalır. Ondan sonra Allah onları diriltir. Tabii cehennem yanan adamın belli olmaz mı yandığı? Rahmet suyuyla yıkanırlar, adam olurlar. Yaraları iyileşir, eller yüzleri güzelleşir. Ama alnında bu cehennemden gelendir diye cehennemi yiyun diye yazar. Cennete girince cennette mesela tanıdığın arkadaşın var, mahallelin var, şu var bu var. Demek sen cehennemden mi geldin? Mahcup olur adam. Mahcup olur. Derler ki ya Rabbi, müminler. Hadis bunlar efendim. Ya Rabbi, bizi cehennemden kurtardın, lütfettin, merhamet ettin, çıkardın. Şu alnımızdaki bu cehennem sürgünüdür diyenler de siliver diyecekler. Onları da kaldıracak diyor Peygamberimiz. İmanı muhafaza edenlere böyle bilgiler var. Allah bizi imandan mahrum etmesin inşallah. Harama helal demeyeceksiniz. Küfretmeyeceksiniz. Dinen saygı duyulması gereken şeyleri küfreden imanı gider. Arkadaş, şaraba neresi haram bunun diyen adam kafir olur. Ama içiyor, Allah affetsin diyor. Mümindir, günahkardır. Ama bunun neresi haram yok, hocalar haram koymuş derse kafir olur. Haramları inkar ediyor çünkü. Allah haram diyor. İnnemel hamru vel meysir içsin min amari şeyden feştene bu diyor. Bu yaz gününde oruç mu tutulur kardeşim? Ne biçim oruç ya bu, dinmiş bu falan. Kafir olur. Tutamıyor. O inkar etmiyor. Eyvallah. Hesabını verecek. Allah affetsin ama böyle dediği zaman şimdi Allah'ın haramını helal diyen, helalını haram diyen kafir olur. Öyle demeyeceksin, saygı duyacaksın. Günahsız adam var mı? Allah günahlarımızı affetsin. Ayıplarımızı örtsün inşallah. Dünyada da yüzümüze vurmasın, ahirette de. Ama insanız işte, yapıyoruz, dedikodu yapıyoruz, haset ediyoruz, kibirli gururlanıyoruz falan filan. Allah bizi bu kötülüklerden korusun. Evet efendim, şimdi burada da gelmiş adam demiş ki cehennemden kurtulmanın yolunu bana söyle ya Resulallah. Ben yanmak istemiyorum. Cevap. Bi dumu'i aynayke. Evet. Gözlerin suyu, yaşı ile cehennem ateşinden korunabilirsin evladım. Cehennem ateşinden korunan yolu, evet, Allah korkusundan gözlerin yaşarmasıdır. Gözlerine yas gelmesidir. Fe inne aynen beket min haşyetillah. Allah korkusundan bir göz yaşardı mı, ağladı mı? Allah korkusundan bir gözden su geldi mi? La te'kulühen naru, ateş onu yakamaz. Evet. Numara yaparak değil ha. İçinden gelecek.
Allah'ım deyip şıpır şıpır ağlayacaksın. Her zaman ağlasan bu var. Hele Arafat'ta ağlarsan garanti. Arafat'ta ağladın mı garanti. Diyor ki alimler, ağlayamıyorum. Ağlar gözükülen diyor. Ağlayanları sen de uyuş. Ağlar Arafat'ta. Adam şimdi dua ediyoruz. Geliyor, herkes ağlıyor. Adam diyor ki bana, ya benim gözümden yaş gelmiyor. Nasıl geldin buraya? Faizleri biriktirmiş, onunla gelmiyor. Gözünden yaş gelir mi lan senin? Helal lokma yememiş adam. Gözünden yaş gelir mi senin? Evet, gözden yaş gelmedi mi? Katı kalpliliktir. Kasiyeti kulubu. Katı kalpleri Allah yeriyor. Kötü diyor. Allah merhamet sahibinden gözünden yaş gelir. Merhamet sahibi olmazsan ağlamazsın. Bir de şikayet ediyor. Herkes ağladı, benim gözümden yaş gelmiyor diyor. Evet, pişman olup günahlarınıza tövbe edeceksin. Kul haklarını ödeyeceksin. Haramdan elini çekeceksin. Bak nasıl ağlıyorsun. O zaman ağlarsın. Evet, bize merhametli kalp versin Allah. Kibirli olmaktan bizi muhafaza buyursun. Taş kalp olmaktan bizi muhafaza buyursun. Evet, Allah korkusundan gözden yaş geldi mi o gözlerin sahibi adamı cehennem ateşi yakmaz. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle var. Şimdi secde ayet okuyacağız. Vaazdan sonra secde edeceksiniz. Ve izâ tütle aleyhim âyâtur rahmâni harru succeden ve bükiyyen. Kur'an-ı Kerim okundu mu peygamberler hepsi, müminler hepsi hemen hüngür hüngür ağlarlar, secdeye kapanırlar. Affet bizi ya Rabbi diye. Secde Allah'a en yakın olunan yerdir. Secdeye kapanarak af dilerler Allah'tan. Bu ayet secde ayetidir. Nesten sonra herkes Allahu Ekber deyip secdeye gidecek, kalkacak. O kadar. Bu vacip. Aynı yerde birkaç kere okusan da bir secde yeter. Ama burada okudun, bir secde borcu oldu. Gittin orada okudun, bir secde daha borcu oldu. Bahçede okudun, bir secde daha borcu oldu. Ama oturduğun yerde, aynı yerde kıpırdamadan secde ayetini, tek secde ayetini kaç kere okursan okur, kime kolaylık bu? Hafızlara. Ezberlerken değil mi? Durmadan okuyorlar. Bir secde yeter. Başka secde ayeti olursa bir daha secde edeceksin. Evet, ve işte orada diyor Allah, müminler Allah korkusundan secdeye kapanırlar ve gözleri şapır şapır, gözlerine yaş akar. Evet, Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman Hazreti Osman nasıl ağlarmış, Hazreti Ömer nasıl ağlarmış, Ebu Bekir zaten gözü yaşlı. Hazreti Ali de öyle. Bilenler böyle. Bayılıp düşenler olurmuş. Cehennemle, ateşle ilgili ayetler geldi mi? Sahabilerden bayılıp düşenler olurmuş korkusundan. Biz okunuyor, konuşuyoruz yanımızdakine. Esniyoruz. Sopalı adamız ya. Kur'an okuduğu zaman وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. İman artar. Vecelet kulubuhum, kalbi titrer, tüyler diken diken olur. Bizde bunlar olmuyor. Kendine gel, tövbe et, lokmana dikkat et. Haram lokmayı yiyen adam Kur'an okurken zevk alamaz, kalbi titremez, tüyler diken diken olmaz. Yediğine dikkat et, işin yaş. Kur'an okunduğu zaman kalbin titremeli, saygı duymalısın. Saygı duymalısın. Evet, böyle olur. Bu gözden yaş geldi mi cehennem ateşi yakmaz seni. Cehennem ateşi yakmaz. Bazen coşarsın, üzülürsün, şapır şapır ağlarsın. Sildirdin günahları. Bir daha günah işlemesen, ölüversen doğru cennete. Öyle diyor bak peygamberimiz. Ağlayan gözü Allah yakmaz diyor.
Ağladıktan sonra bir daha başladın kirlenmeye. Ağlamadan öldüysen vay haline. Evet. Allah merhametli kalp nasip etsin inşallah. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözden yaş aktı mı Allah korkusundan, ahiret düşüncesinden illa harramallahu teala alennari cesedehe, Allah o kulun, o gözün sahip olduğu cesedin cehenneme girmesini yasaklar, cehennem ateşini haram kılar, onu yaktırmaz. Evet, Allah korkusundan, ahiret duygusundan gözden şapır şapır yaş gelmek cehennem ateşini söndürür. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'tan Efendimiz'e sormuşlar, nasıl korunalım cehennemden? Ağla lan demiş. Ağla. Allah korkusundan ağla. Bir de bir ağlama usulü de cehennemden kurtaracak ve arşın gölgesinde gölgelenecek bir ağlama usulü de, kırlara bayırlara çıkacaksınız. Kırlara bayıra gitmek sünnettir. Kahvede pişpirik oynamayın. Pis. Dedikodu yeri, oyun yeri. Alın pat tatilde çoluğunuz çocuğunuzu şöyle çıkın kıra bayıra. Hem sağlığınız düzelsin hem de orada bir ezan okuyun, namaz kılın. Dağlar taşlar size uyar. Dağlar taşlar size şefaat eder ezan okudu bu diye. Onun için gideceksin. Ondan sonra şöyle baktın, Allah Allah, şu dağların şeyine bak be, ağaçların güzelliğine bak be derken, Yaradan'ıma şükür, Yaradan'a şükür derken coştun, fafadat ayna, gözünden yaş geldi, kendine geldin, işte böyle kimse yokken, fafadat ayna haliyen, kimse yokken kırda bayırda Allah'ın azametini, ahireti düşünmüş, görmüş, ağaç yaprak derken coşmuş ağlamış. Arşın gölgesinde gölgelenir. Hiç sıkıntı, mahşer sıkıntısı çekmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, ben de size aktarıyorum. Evet. Bize elike ümiretin ümitir rusul kabli la te'kül. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ben ve tüm peygamberler helal lokma yemekle emrolunmuşuzdur. Bütün insanlar helal lokma yemekle emrolunmuştur. Haram yememekle emrolunmuştur. Haram lokma yemeyin, yedirmeyin çoluğunuza çocuğunuza. Bu Allah'ın emridir. Bütün peygamberler böyledir. Ben de öyleyim. Evet. La te'kül, yeme efendi, illa tayyiben, ancak helal ye, pis şeyleri yeme, temiz ye. Temiz. Pislik yenir mi? Sidik içilir mi? Pis yahu. İşte bak, yeme, içme. Leş yenir mi? Pis yenmez. Şarap pistir, içilmez. Sidik olan su içilmez. Pis olan şeyler yenmez. Kirpi pistir, yeme. Şifaymış filan diye Anadolu'da yerler, keserler zavallıyı. Haramdan şifa olmaz diyor Peygamberimiz. Evet, doktor kendisi içiyor. Bira iç ulan diyor, bira iç. Haramdan şifa olmaz diyor Peygamberimiz. Ben de size duyuruyorum. Pis şeyleri yiyemez mümin. Asil insandır. İnsan asildir. Pislikleri yiyemez. Pis şeylerden uzak durur. Haram lokma pistir. Diğer pislikler de var. Kaplumbağa pistir, yenmez. Evet. Cifeş yenmez, pistir. Yırtıcı hayvanlar pistir, leş yer, yenmez. Köpek pistir, yenmez. Kedinin eti yenmez.
Yılan da yenmez. Köpek balığı da yenmez. Yırtıcıdır çünkü. Yiyor bak, insan demiyor, hayvan demiyor. Yudiyor. Yenmez. Balık yenir. Ama köpek balığı yenmez. Midye yenmez. İğrençtir. İstakoz yenmez. İğrençtir. Sen asil bir insansın. Öyle pis şeylere ne tenezzül ediyorsun ya? Ama şimdi midye dolması, midye lokantası var. Ve Müslümanlar orayı para verip yiyorlar. Ben Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Bunları söylerken Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Midye yenmez, istakoz yenmez, istiridye yenmez. Balık yenir. Balık cinsi. Yılan balığı da yenmez. Yırtıcı balıklar yenmez. Yırtıcı balıklar yırtıcı olduğu için yenmez. Temiz ye diyor Peygamberimiz. Ben ve bütün peygamberler bununla emrolunduk. İnsanlar da bununla emrolundu. Temiz ye, helal ye. Çocuğuna da helal yedir. Helal yedirmezsen, haram yersen namaz kılmaya iştahın olmaz. Hacca gitsen gözünden yaş gelmez. Kur'an okunsa ağlayamazsın, duygulanamazsın. Haram mide. Haramla büyümüş adamdan hayır gelmez. Çoluk çocuğunuza helal lokma yedirin. Siz de helal lokma yiyin ki imanınız kuvvetlensin. Kötülüklerden ayrılmak için duygularınız kuvvetlensin, imani duygularınız. Aksi halde gözünüz kör olur, kulağınız sağır olur. Görmezsiniz haramları. Söylesine de işitmezsiniz. Haram lokma varsa midenizde, böyle beslenmişseniz, çocuğunuzdan da hayır gelmez haram lokmayla beslendiyse. Temiz ye. Bütün peygamberler bununla emrolundu, müminler de. Ve la ta'mel illa salihan. Ve amali saliha işle. Kötü işler işleme. Haram şeyleri işleme. Yalan söyleyerek ticaret yapma. Zina parası, şarap parası sakın ha. Haramdır. Ama bakkalı açıyor. Ne güzel ekmek satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. Ne güzel. Müminlere hizmet ediyor. Ama abi bir teklik ve filan. Onu da gazeteye sarıyor, onu da veriyor. Çünkü kanun var ki içki her yerde satılmaz ya. Onun için göstermemek için kazancına pislik karıştırdı. Şimdi bir tencere temiz suyumuz var, bir sürahi. Çocuk geldi işedi. Çocuk yahu ne bilsin? İçebilir misiniz? Ne güzel kazancı varken rakı parası haram, kazancına pislik karıştı. Çoluk çocuk yandı. Namazın tadını bulamaz. Gözünden yaş gelmez. İsyankar olur. Helal lokma çok önemli. Helal lokma çok önemli. Ben ve bütün peygamber böyle emrolunduk ve kötü iş yapmamakla emrolunduk. Festakim kema ümirt. Böyle emir verdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayette muhatap oldu. Şey yebetni, beni bu ayet ihtiyarlattı diyor. Buyuruyor. Dosdoğru olmak kolay mı arkadaş? Önemli bir mevkiye oturuyorsun. Sözünü kıramayacaksın, hatını kıramayacaksın. Dostun geliyor. Şu şu şeyleri yapıyor diyor. Yapmasan kavga edecek. Sülalede ikilik çıkacak. Yapsan Allah'ın emri haram. Polissin. Abi şunu idare et, al şunu filan diyorsun. Rüşvet haram. Parayı reddetmek kolay mı ya? Para güzel şey, tatlı şey. İnsan parayı sever. Hayır diyeceksin. Olmaz, bu haram. Yapamam diyeceksin. Kahramanlık göstereceksin. İşte imanlı olduğunu ispat edeceksin. O zaman bak nasıl gözün yaşarır.
Kur'an okuduğu zaman nasıl yüreğin cız eder böyle? Hocam hiç zevk alamıyorum ben. Alamazsın. Yedin içtin karışık. Buralardan gelir o. Buralardan gelir. Evet. Emrolunum dost doğru olmak çok zor bir iş. Çok zor. Çok zor. Ama bazıları da bundan korkarak Allah'ın helal kıldığı şeyleri de yemiyor. Allah buyuruyor ki kul Habibim sen söyle o adamlara men harrama ziynetallahi illeti ahraceli ibadihi güzel elbise giyin diyor, güzel evde oturun diyor, güzel arabaya binin diyor Peygamberimiz. Bu senin hakkın helalından olmak kaydıyla. Ama ben bilmem. Niye bilmem? Sofuluk taslayacak diyor ya. Binde şükret yahu. Çürük arabayı binersin yolda kalır. Hah desin. Lanet okumaya gidersin. Güzel arabaya bindin mi rap rahat gidersin. Estağfurullah diye diye gidersin. Varacağın yere zamanında varırsın. Kötü şeyler olmaz. Evet. Dağın başında kaldığı zaman herhalde rahmet okumuyor değil mi? Ağızdan çıkanı kulağı duymuyor gari. Ya iyi arabayı binin, paran imkanın varsa, güzel elbise giyin, güzel evde oturun. Bu sizin hakkınız. Kim haram kıldı bunları? Bismillah diye, elhamdülillah şükret, borcunu ödersin. Elhamdülillah demek nimetin karşılığıdır, Allah'a karşı şükür etmek. Bunu unutmadın mı? Tamam iş. Ve tayyibat minel rızkı, Allah'ın size verdiği rızıkların temizlerinden, helallerinden, güzellerinden. Neden? Kim haram kıldı bunları? Yiyin. Ama bu Müslümanlıkta. Şimdi görüyorsunuz Anadolu'nun çok yerlerinde kayaları olmuşlar. Keşişler. Ömrü billah orada kalmış kayanın arasında. Trabzon'da Sumele var mesela. Gittim ben. Tavuk tepesi çıkmış. Vay şaşkın vay. Allah diyor güzel yiyin, giyin, için, evlenin, çoluk çocuğu sahibi olun. Çünkü şu ne evlenmiş, ne et yemiş, orada ömrünü tüketmiş. Biz böyleyiz elhamdülillah. Yeriz bismillah, temizinden olmak kaydıyla. Yeriz, ondan sonra elhamdülillah deriz, borcumuzu da öderiz Allah'a karşı. Dünya zevklerinden de mahrum kalmayız. Rabbena etina fid dünya hasene. Dünyada mutluluk. Ve fil ahirete hasene, ahirette mutluluk, İslam'ın prensibi budur. Onun için temiz, helal olmak kaydıyla yiyin, şükrü unutmayın. Evet, Allah'a şükrü unutmadınız mı? Bu dünyalık olmaz. Dünyalık seni Allah'ından alıkoyan şeydir. Yiyorsun, içiyorsun, Bismillah diyorsun, şükür ya Rabbi diyorsun. Hiç şeysi yok. Evet, bu tayyip, güzel, nefsin hoşuna giden, helal olan, elbiseden de temiz olan şey. Bunları giyin. Evet şimdi neler yenir, neler yenmez. Fıkıh da ayrı bir şeydir. Onun için siz de bunu biliyorsunuz. Domuz eti yenmez, maymun eti yenmez, kurt köpek eti yenmez, pistir, leştir, fare yenmez. Fare yenmez. Dinimizce geviş getiren çatal tırnaklı hayvanlar, sizin anlayacağınız diliyle konuşuyorum. Geviş getiren çatal tırnaklı, domuz çatal tırnaklıdır ama geviş getirmez, yenmez. At güzel hayvandır, asil hayvandır ama tırnağı tektir, yenmez eti. Sütü de içilmez, sütü, eşek sütü de içilmez, eti de yenmez. Evet. At eti de yenmez, sütü de içilmez arkadaş. Helal olanlardan yiyeceksin. Helal olanlardan yiyeceksin, temiz olanlardan yiyeceksin. Besmele'yi unutmayacaksın ve Yaradan'a da şükrü unutmayacaksın. Evet, neden bunu söylemiş? Allah bu ayeti indirmiş. Peygamber bunu niye söylemiş? Şimdi cehennem korkusundan. Cehennem şöyle yakıcı, böyle yakıcı, siz de biliyorsunuz. Sahabiler çok duygulanmışlar. Vallahi evlenmeyeceğim demiş.
Bir de hanımımla yatmayacağım demiş. Her gün oruç tutacağım demiş. Hiç uyumayacağım demiş. Peygamber gelin buraya demiş. Öyle sahabiler var. Şimdi ismini söylemeyeyim. Allah korkusundan cehennemde nasıl hesabını vermezsek cehenneme gideceğiz diye. Ben sizinden Allah'ı en iyi bileniniz benim. Size Allah'ı tarif eden benim. Allah'tan en çok korkan benim. Ama bak evlendim. Allah'ın müsaade ettiği kadar evlendim. Uyuyorum, kalkıyorum, yiyorum, içiyorum. Size ne oluyor demiş? Sizin yaptığınız ruhbanlık, İslam'da ruhbanlık yok. O daha baştan kalan o akılsız papazlar. Daha koyuklar, kovuklarda geçirmişler günlerini. Müslümanlık ne kadar güzel. Ama helalinden olacak. Besmele'yi unutmayacaksın. Şükrü unutmayacaksın. Şükrü unutmayacaksın. Evet, bu hadis-i şerifi o zaman buyurmuş. Bütün peygamberler ve ben helal lokma yemekle emrolunduk. Güzel iş işlemekle emrolunduk. Pis işlere bulaşmayacağız. Bu pis işlere birisi de kağıt oynamak, pişpirik oynamak, tavla oynamak. Evet, peygamberimizin tarifi efendim. Domuzun karnına kafanı sok diyor. Ne kadar pis kokuyor o hayvan. Bir de karnına domuzun kafanı sokmak ne demek ya? O kadar iğrençtir. Yani şey olmasa, kumara oynamasa bile, hiçbir şeyse oynasanız bile böyledir. Kumarsa zaten haramdır, kesin haramdır. Bununla dikkat ediniz. Din, dinimiz kolaylık dinidir. Dünyayı terk etmek yok. Allah'ı tanımak var. Allah'ın emrettiği şekilde yemek, içmek hepsi var. Hatta zenginsen iyi elbise giyeceksin. İyi evde oturacaksın. İyi arabaya bineceksin. İmam-ı Azam Hazretleri en kıymetli kumaştan elbise diktirirmiş. Allah verdi şükür niyetine. Gururdan, kibirden değil. Allah verdi bunu bana diye. Tahdis-i nimet derler buna. Biz bir cami yaptıralım dedik. İstanbul'da hanları hamamları olan bir yeri bir tarif ettiler. Bilavelet, çoluk çocuğu da yokmuş. Dedik biraz yardım etse de şu camiyi yapsak. Bir gittim adamın evine ben. Evinin koltukları 50 senelik dökülüyor. Bu adam dedim dünyada bize para vermez. Kendi yemiyor yahu sana para verir mi hiç? Öyle olmaz. Yiyecek alınca oğlunu kızını güzel evde oturtacaksın. Hanımın hakkı, oğlanın kızın hakkı bu. Paran var, imkanın var. Gecekonduda oturtuyorsun. Kulun, hanımın da hakkı geçer, çocukların da. Güzel evde oturtacaksın. Halalden olmak kaydıyla. Arabanın da iyisini bileceksin. Şükretmek kaydıyla. Evet, İslam bu. Dünyada da rahat mutlu olmak, ahirette de rahat mutlu olmak, bu ölçülerde olmak kaydıyla böyledir. Evet, işte demişler ki biz evlenmeyeceğiz, yemeyeceğiz. Yok demiş Peygamberimiz, yok İslam o değil. Dünyada da rahat mutluluk, ahirette rahat mutluluk. İşte İslam budur. Dengeli yaşamaktır buyurmuş. Aşırı gitmeyin. Ve la ta'tedû. İnnallâhe lâ yuhibbul mu'tedîn. Aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Evet. Helal varken harama gitmeyin. Sakın ha, nefsinize mağlup olmayın. Böyle yaşayın. Tertemiz helalından yiyin için şükredin buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şeddat bin Evs'in kız kardeş şeysi Abdullah'tan nakledilmiş. Ha pardon, Şeddat bin Evs'in şeysi Ümmü Abd'i, kız kardeşi Ümmü Abd'den, validemizden nakledilmiş bu hadis-i şerif. Allah ondan razı olsun. Evet. Şimdi
Bir hadis daha okuyayım müsaadenizle. Beraatun minel kibri lübsü suf ve mecarisetül fukarail müminin ve lukubil himar. Evet. Ve i'tikalil anz ev kalel ba'ir. Şimdi dedik ya, zengin olun, giyinin, güzelliğin, ama adam bir numara araba benim diye havalanıyor. Bu yanlış. Mağrur olmak şeytanın işi. Mağrur oldu, şeytan oldu. Allah verdi, kullanacaksın, şükür ya Rabbi diyeceksin. Tahtizi sen verdin, bak ben de kullanıyorum. Allah'ı unutmayacaksın. Bu Müslümanlık, öteki şeytanlık. Mağrur olmak öyle değil. Şimdi insanı mağrur olmak, kibirli olmak şeytana mahsus. Allah Celle Celaluhu kibirlileri sevmiyor. Gururluları sevmiyor. Niye gururlu olacaksın arkadaş? Sen bir sümük. Siperm sümük. Pis. Değil mi? Şimdi karnın yersak kimin kaç kilo pislik çıkacak? Sinik çıkacak. Öldükten sonra da bir iki gün kalsan kokundan yanına varılmaz. Nereye güvenip de gururlanıyorsun yahu? Nereye? Sen busun. Sen bu neye gururlanıyorsun sen? Evet. İnsanı yücelten, büyüten imanıdır, ahlakıdır. Allah'a olan yakınlığıdır. Ve böyle olunca da zaten bütün insanlar onu sever. Mevlana'yı sevmeyen var mı şimdi? Ta Amerika'dan, Rusya'dan geliyorlar adama. Ne kadar adam Allah sevmiş ki, bak ona geliyorlar. Sen de böyle Allah'ın nimetlerini yerinde kullanırsan, dediğini tutarsan aziz olursun. Hala anıyoruz bak. Kaç yüz sene geçmiş aradan. Yunus Emre'yi sevmeyen yok. Dünyanın hepsi geliyor. Yunus Emre şiirlerini okuyor. Evet, böyle güzel mümin olmak Allah'ın istediğidir. Dünyayı itmek değil, ama şükrü unutmamak, helalinden olmak kadıyla. Evet, şimdi böyle zengin olduk. Zenginliğe de havalanmayacaksın. Bu camiyi yapacaksın. Bak biz bunun için çalışıyoruz, kanunu için. Hadi yapsın bakalım şimdi bunu bir yapacak varsa. Ne kadar fedakarlık etmiş. Mısır'dan altın göndermişler. Cami büyük ya. Kimsenin şeyini karıştırmayacağım diye harcın içine karışmışlar. Direkler yıkman ha. Şu direklerin altın harçla tozuyla karıştırıldığı söylüyor hocalarımız. Adamları siyaseten kırmamak için gönderdikleri toz yapmış altını, şu direk şeylerin, sütunların harcına katmış, dikmiş. Ben yapacağım demiş. Allah bana verdi bu serveti, makamı, imkanı. Kendi yapmış, ne güzel yapmış. Sen de zengin olacaksın, helalinden besmeleyle kazanacaksın, şükür edeceksin. Kazandığınla gururlanmayacaksın. Talebe yetiştireceksin, cami yapacaksın, hastane yapacaksın, okul yapacaksın, köprü yapacaksın, yol yapacaksın, insanlara hizmet edeceksin. Bunu burada kullanacaksın, buralarda kullanacaksın. Evet, şimdi gururlanan adam ne yapsın? Ne diyor bak? Beraatun minel kibri lübsü suf. Fakir fufurağını giydiği yerler, şeyleri, elbise giyersen, kibrin varsa, kibir kırar. Kibir kırar. Evet. Ve mecalesü fukaral müminin. Ben profesörüm. Ben çok zengin bir adamım. Garibanlar var. Fakir fukara, yazık, yarın yiyeceği yok cebinde. Onlarla selamünaleyküm kardeş. Nasılsın, iyi misin? Senli benli olacaksın müminlerle. Fakir müminlerle o arasında oturacaksın. Yok ya, onlarla oturur mu? Havasına girmeyeceksin. Fakir müminlerle oturursan kibrin kırılır. Kibrin gider. Kibrin gider. Ve rukubul himar. Mercedes'ten aşağısına binmem. Yok. Bak şükür nisanesi Mercedes bin ama
eşeğe de bin diyor Peygamberimiz. Kendisi de eşeğe binmiş. Hem de çıplak eşeğe. Kainatın hürmetini yaradı Muhammed Mustafa. Çıplak eşeğe eşeği işte biliyor musun? Ona binmiş. Kibri kırar diyor. Kibri kırar. Kibri kırmak için diyorlar ki şimdi oradan hüküm çıkarıyorlar. Eşek çıplak. Yer Medine. Sıcak Medine sıcağı. Eşeğin üstündeki yük Muhammed Mustafa, peygamberlik yükü. Niye yani hocam? Bir sahabenin dizinin üstüne peygamberimiz kalabalıkmış otururlarken Resulullah Ekrem Efendimizin dizi üstüne gelmiş. Sahabenin dizi peygamberin dizinin altına gelmiş. Bir şey de diyemedim diyor. Kemiklerim un ufak oldu zannettim diyor. Vahiy ağırlığı o arkadaş. Diyorlar ki şimdi Medine'de sıcak havada çıplak eşeğe peygamber bindi. Üstünde de peygamber yükü var. O eşek terlemedi mi hiç? Sıcakta, Medine sıcağında terledi. Eşeğin eti pis. Eti pis olan hayvanın teri de pistir. Oradan alimler diyorlar ki eşek hariç. Eşek yenmez, süt içilmez ama eşeğin teri pistir diyemeyiz. Çünkü peygamber eşeğe bindi, eşek de terledi. Ve ondan sonra yıkarmadan namaz kıldı. Evet, pistir diyemiyoruz. Peygamber yaptığı bizim delilimizdir diye. Evet, eşeğe binersen kibrin kırılır. Ha böyle gururlanırsan ona bir, ondan sonra keçi sal, koyun sal, inek sal, deve sal diyor. Profesör adam inek mi sağar hocam? Fabrikatör adam ya keçi mi sağar hocam? E biz de zaten o senin bu havalın indirmek için bu işi söylüyor peygamber ya. Ya bu kadınların işi ya, o çoban yok yok. Otur çömel sal keçiyi, kibrin gitsin. Evet, bu kitabı okumayı bize öğreten, icazet veren hocamızın arkadaşı Abdülaziz Bekkeni Hazretleri benim imamlık yaptığım camide imammış. Hocam da o camide imamdı. Onlar gidince ben imam oldum yerine de. Şimdi evinde hasır yok arkadaş. Hocanın evinde zenginler gelirmiş, bir ton para verirlermiş. Hoca evine halı alsın işte falan diye hemen parayı aldı mı doğru gidermiş, gece sabaha bırakmazmış. Gece dağıtırmış fakirlere. Benim müezzinim de o fakirlerden birisi. Pötürge'den gelmiş İstanbul'a, teneke kadar kafası vardı. 56 numara giyerdi ayakkabısı. Öyle kocaman bir herif. İstanbul'a gelmiş hamallık yapıyor. Kalıbı yerinde ya, yük taşıyor. Şimdi bayram yakın diyor. Çoluk çocuğu var. Bu Süleymaniye'nin yakınlarında şey böyle bir yıkıntı evde kalıyormuş. Hamallık yapıyormuş. Bayram yakın, onda iş bulamamış. Böyle kapının önünde diyor, ellerimi böyle yaptım oturuyorum diyor. Bayram bir şey alamamış çocuklara. Ayakkabısı yok, giyeceği yok. Gece oturuyorum diyor. Kara kara düşünürken kapı çaldı diyor. Abdülaziz Efendi. Gittim alalım demiş. Bir zarf. Ev alacak kadar para vermiş. Bir zengin ona getirmiş, hoca evine baksın halı atsın diye. O da hemen götürmüş ona. Hiç tanımıyor o fakiri. Fakir olduğunu görmüş. Bir baktım diyor, ev alacak kadar para. Sonra böyle bir para veren adam sevilmez mi? O dağ adamı, sokak adamı hocayı sormuş, bulmuş. Onun camisine gider olmuş. Kur'an öğrenmiş. Onu okutmuş. Müezzin olmuş. Camisine müezzin oldu. Ben de onun imamıydım. O anlattı bana. Öyle adamlar evinde kibirden kurtulmak için keçi, Malta keçisi,
O kadar bir arsız hayvandır ki o. Verirsin, karnı patlayacak kadar yer, sen daha eve geldin bir daha bağırır. Bir daha isteme der. Uyutmaz seni, bir daha verirsin, gelirsin bir daha ister. O koca hoca iniyormuş hale, bu Haliç'in kenarında hal vardı o zaman, şimdi uzağa gitti de benim zamanımda, oraya gidiyormuş. Anadolu'dan sebze meyve gelen küfeler oluyordu, üstüne ot koyuyorlardı ya, yani meyveler şeyler güneşten şey olmasın diye. Şimdiki gibi frijiderli tırlar mı var o zaman, kamyonlar mı var? Daha 1950'li yıllarda bu. O şeyleri, otları oradan meyve köfeleri açıyorlarmış, otları atıyorlarmış, meyveleri satışa çıkarıyorlar, gösteriyorlar müşteriye. O otlar toplarmış, denk yaparmış, bağlarmış, sırtlanırmış, ta aşağıdan Zeyrek Yokuş'un başında cami, oradan sırtlanır bakarlarmış. Hemen gelirmiş zengin, hocam şunu al, lütfen kabul et. Hocam, hoca alırmış yine bir ton para, gidermiş hemen onu fakirlere dağıtırmış, sabaha bırakmazmış, evinde hasır yok. Keçilere ot getirirmiş sırtınla, kibrini kırmak için. Kibrini kırmak, yoksa o aldığı paraları pekala kullanabilir. Ama bu hadisler bildiği için,